Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Akit TV ekranlarında Saklanan Tarih programıyla karşınızdayız. Bugün 15 Ocak 2018 Pazartesi değerli izleyenler, bir haftalık hasret sona ermiş bulunuyor. Doktor Ahmet Anapalı hocam stüdyomuzda. Bu akşam inşallah tarihimizin bilinmeyen kahramanlarını konuşacağız Ahmet hocamla. Öncelikle ben Ahmet hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Şimdi hocam, tarihimizin bilinmeyen kahramanlarına girmeden önce bana bir sözü hatırlat demiştiniz. O söz neydi? Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde öyle bir söz söyledi ki, yani Nazilerle ilgili bir hatırlatmada bulundu ve neler söyledi, ben hemen o sözünü sizlerle paylaşacağım. Lütfen. Değerli izleyenler, Ahmet Hocam da bu sözle ilgili gerekli cevabı verecek veya cevabı yapıştıracak inşallah. Şimdi dedi ki hocam Kılıçdaroğlu, Hitler Almanya'sında hangi koşullar varsa bugün de o koşullar var. Direnme hakkımızı kullanarak bu düzeni yıkacağız dedi. Suçluyu o belirliyor. Arkasından savcılar, hakimler devreye giriyor. 1940'ların Almanya'sında hangi koşullar varsa bugün Türkiye'de aynı koşullar var diyor hocam. Bu düzeni yıkacağız derken Hitler Almanya'sını Almanlar nasıl yıktıysa direnme hakkımızı kullanarak biz de bu düzeni yıkacağız diyor CHP lideri, evet, Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen kişi ise hocam, onu da mutlaka değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Canan Kaftancıoğlu, HDP'nin propagandasını yapan, PKK'nın propagandasını yapan bir isim ve Gezi Parkı'nda en ön safta yer alan bir kişi hocam. Eşi de domuz porsiyonunu bitirdiğine dair övünerek Twitter'dan bir paylaşım, evet, yapmış. Neler söylemek istersiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüyle ilgili, bir de Canan Kaftancı ile ilgili? Şimdi hayırlı olsun demek lazım ama neyin hayırlısı olacak? Böyle bir şeyin hayırlısı olmaz. Toplumsal mühendislik her toplumun temel kriterlerini değiştirmek, deşifre etmek veya dejenere etmek üzere kurulan bir mantık kurgusudur. Toplumsal mühendislik, toplum mühendisliği. Evet. Türkiye'de bu tanzimattan biridir maalesef ve ne yazık ki var. Belli bir oluşuma gönül veriyorsun. Bu oluşum belli bir süre sonra bir bakıyorsun, senin gönül vermiş olduğun yerde değil, bambaşka bir çizgide. Yani sen bir yol diyorsun, bir harekat, bir parti, bir felsefi akım, bir cemiyet, bir vakıf, bir dernek, her neyse adı. O yol üzerinden yürüyeceğim diyorsun. Böyle bir güzergah çiziyorsun. Zaten onun da, yani o gönül verdiğin yapı da bu yol üzerinde. Fakat sonra öyle bir kurgulanma operasyonu yapılıyor ki onun üzerinde, sen kendini böyle kurgulamışken kendini böyle buluyorsun ve böyle yürümeye başlıyorsun. Evet. Buradan, yani şu güzergahtan, yani şöyle yürürken nasıl oluyor da bu hale geldiğini ise anlayabilenler çok az oluyorlar. Toplum mühendisliğinin en önemli başarısı budur. Evet. Bir insanı buradan alır, buraya getirir ve ruhun bile duymaz. Buna kurbağa pişirme tekniği denir sosyolojide. Kurbağayı pişirme taktiği, hı hı, tekniği. CHP çok sistematik bir biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın boşalttığı koltuğa oturduktan sonra, yani 2010 yılından itibaren çok ciddi bir toplum mühendisliğine malzeme oldu. Milliyetçi, Türkçü, ne mutlu Türk'üm diyene. Bak şimdi. Evet. Ne mutlu Türk'üm diyene benim oy verdiğim parti demedi kardeşim. Evet. Canan Kaftancıoğlu'nun ya da Eren Erdem'in Türkiye ile İran savaşırsa ben İran'dan yana olurum diyen Eren Erdem'in partisi diyor ki, ya da neydi o PKK'lılara piknik yapıyordu, onlar SİHA'ları durdurun diyen Sezgin Tanrı. Sezgin Tanrı kulu. Ya PKK ağzıyla konuşuyor. Evet. PKK'nın dediklerini söylüyor. SİHA'lar cinayet işliyorlarmış.
Bir Türk dünyaya bedeldir, ne mutlu Türk'üm diyene, muhtaç olduğun asil kudret, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur gibi Türkçü söylemler benim oy verdiğim partide değil. CHP'lilerin oy verdiği partide. Şimdi bu parti bu memleketin partisiydi. Deniz Baykal Yörük'tü, Antalyalıydı, köy geçmişi vardı. Bu ülkenin yaylağını, kışlağını bilirdi ve CHP de milli soldu. Evet. Bu ülkenin partisiydi. Bir gün CHP'yi övebileceğimi söyleselerdi inanmazdım. Fakat ben bugün o 90'lı 2000'li yılların CHP'sinin bugünkülere kıyasladığımda hakikaten CHP olduğunu görüyorum. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte öyle bir dönüşüme uğradı ki CHP bambaşka bir parti oldu. Daha düne kadar Ermeni soykırımı yoktur diyen CHP, bugün Ermeni soykırımını anan, Ermeni soykırımını anmak için de yani sözde Ermeni soykırımını anmak üzere Taksim Meydanı'nda saat 7'yi çeyrek geçe 19.15'te ya 1915'te Taksim Meydanı'nda bekleyen bir kadın CHP'nin il başkanı oldu. Evet. DHKPC'sinin bilmem ne terör örgütlerinin sen dedin ya propagandasını yapan bir kadın evet. İl başkanı oldu ki bunlar bizim bildiğimiz sıra gelen statikocu devletçi, Türkçü milliyetçi, Türk'ün dışında başka bir etnik unsuru kabul etmeyen Türkçü milliyetçi CHP'nin gelmiş olduğu yer toplum mühendisliği anlamında bir başarıdır. Şu an diyor tabağımda bir domuzun 1/4 var diyor. Evet. Yenmiş kemikler duruyor. Kocası mıydı o? Evet kocası. Eşi değil mi? Evet. Eşinin diyor ki işte şu an 1/4 burada diyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu çarşaf açılımı yaptı. Çarşaflı kadınlara belki arkadaşlar bulabilirler. Çarşaflı kadınlara rozet taktı ve onları CHP'li yaptı. Evet. Ama bu da diyor ki inandığınız. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Tabii ki. Mersin'deydi yıllar önce o çarşaf açılımının olduğu sıralarda hocam. Evet. CHP'li partililer çarşafları yırttılar. Otobüsün bu tarafında. Evet. Çarşafları yırttılar. Otobüsün bu tarafında Kemal Kılıçdaroğlu çarşaflı kadınlara CHP arması takıyor. Diğerleri de çarşaf. Diğerleri çarşafı yırtıyor. Bu karmaşa, bu böyleyken. Hocam samimiyetsiz. Bir de kongrelerinde de hep kavga oluyor. İnanılmaz bir parti. Hocam. İnandığınız Allah sizin belanızı versin diyor. İnandığınız Allah belanızı versin. Ateist olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Çok da cüretkar olmayarak ama. Evet. Dolayısıyla toplum mühendisliği ne hale getirmiş? Çok merak ediyorum. Acaba Canan Kaftancıoğlu, evet bakın işte bu. Bu fotoğraf CHP'lilere rozet takarken CHP rozetleri doğru değil mi? Evet, takarken evet, evet. Otobüsün arkasında çarşaf yırtan CHP'li kokanalar vardı bu ülkede. Evet. Böyle bir çaprazlık yaşarken, evet. Çapraşıklık yaşarken evet. Bugün çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum ve arkama yaslanacağım. Çekirdeğimi çitleyerek 25 Nisan'ı bekleyeceğim. Evet. Bak çarşafı da bunlar yırtıyor evet. Otobüsün arkasında. Aynı parti ha. Aynı parti. Bu görüntüler hocam hafızalarımızdan asla silinmeyecek. Evet. Aynı parti işte bak bunlar bir tarafta çarşafı rozet, bir tarafta çarşafı yırtarlar. Bir tarafta ne mutlu Türk'üm. Bir Türk dünyaya bedeldir. Türk ya. Türk. Her şey Türk için derlerken bugün Sezgin Tanrıkulu gibi PKK teröristleriyle Kürtleri yan yana koyarak Kürtçülük yapmaya çalışan güya teröristleri korurken ama hareketler yapan ya da İrancılık yapan ya da Rusçuluk yapan ya da dur düzelteyim mi? Düzelt. Türkiye'nin karşısında her kim var ise ondan yana olan Eren Erdemler'in partisi haline geldi. Çok merak ediyorum ve harbiden çıtlaya çıtlaya
çekirdeğimi seyredeceğim. 25 Nisan'da CHP Genel Merkezi Ermeni soykırımı yaşanmamıştır bu ülkede diyecek mi? Diyemez. Ya da diyemez hocam. Derse bu yıla kadar hep dediler. Ya da derse Kaftancıoğlu ne diyecek? Çünkü CHP diyor, bak CHP'yi kimler kurdu biliyor musun? Kimler kurdu? CHP'yi Canan Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı ile suçlayan İttihat ve Terakki mantığı ve adamları kurdu. CHP'nin içinde İttihat Terakkiciler var. Evet. Dolayısıyla kendi geçmişini mi acaba kötüleyecek? Hı hı. Onları çok merak ediyor ve 25 Nisan'ı bekliyorum. Bu arada kardeş, onu da konuşacağız. Ya da dur, onu konuşalım, ondan sonra bu kitaplara gelelim. 3 tane kitap hediyem var. Kitap geldi bana. Onları evet, biraz teşekkür etmek istiyorum. Evet. Şimdi Nazi dedi değil mi Kılıçdaroğlu? Hı-hı. 1940'lar dedi değil mi? Evet. Nazi. Hı-hı. 1940'lar. Hitler aynen şöyle söylüyor. O metin benim elimde. Hitler Almanya'sında hangi koşullar varsa bugün o koşullar var. Bir dakika. Biz ne anlıyoruz bu cümleden veya ne anlamamız gerekiyor? Demek ki Hitler Almanya'sı iyi değil. Evet. Yani kınıyor. Doğru mu? Hı hı. Direnme hakkımızı kullanarak bu düzeni yıkacağız. Demek ki Hitler Almanya'sının yıkılması gerektiğini düşünüyor. Evet. Öyle mi? Evet. Yanlış düşünüyorsam, meali yanlışsa bana müdahale et. Evet. Resul. Tamam hocam. Suçluyu o belirliyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Arkasından savcılar, hakimler devreye giriyor. Hı hı. Sanki 1990'lı yıllarda böyle değildi. Sanki Refah Partisi'ni, ardından Fazilet Partisi'ni gazete manşetlerine bakarak kapatan savcılar sanki bu adamların emir almıyorlardı. Sanki yargı tarafsızdı bugüne kadar. 28 Şubat denilen şeyi sanki bu ülkenin adliyesi çok tarafsızca yaptı sanki. 1940'ların Almanya'sında hangi koşullar varsa bugün de onlar var diyor. Bir dakika. Resul, sen 1940 Almanya'sını eleştir kardeşim. Ben de eleştireyim. 1940 Almanya'sı son derece faşist, son derece Hitlerist, Nazist, ırkçı, kendisinden başka hiç kimseye yaşama hakkı tanımayan alçak bir yapılanmaydı. 1940 Almanya'sı, 1940 Nazileri, 1940 Hitler'i, yani Führer'i çok kötüydü. Katılıyor musun? Evet. Evet. Herkes bu cümleye katılıyor. Evet. Daha CHP'liler nasıl katılıyor buna? Zira bizim kınadığımız 1940 Almanya'sıyla CHP kankaydı. Ha. Omuz omuzaydı. Yan yanaydı. Neye dayanarak söylüyorsun? Hemen söylüyorum. Tek parti döneminde Sümerbank, İsmail gösterebiliriz kardeşim. İsmail mi var içeride? İsmail var hocam. Gösterebiliriz. Sümerbank CHP'nin altı okuyla Hitler'in, bak işaretini, evet, Nazi işaretini, hı hı, yan yana koyarak bir hatıra nişanı hazırladı. Hı. Ve bunu da her tarafa yaydı. Hı. Diğer fotoğraf İsmail, 1940'lı yılların Türkiye'sinden görüntüler. Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam diyor. Şimdi senin başkanı olduğun parti 1940, bak bu 39, 21 Mayıs 39 değil mi tarih? Net okuyamıyorum. 21 Mayıs 1939 Pazar yazıyor yukarıda. Evet. Kim evet vardı bu ülkede 1939 tarihinde? İnönü. Kim idare ediyordu, hangi parti? CHP. Tamam. Şimdi senin bugün 1939 yılındaki İtalya'yı, 39 yılındaki Almanya'yı kınaman için önce onlarla kanka olan kendi geçmişini kınaman gerekiyor. Hadi kına. CHP yaptı bunu. Bu CHP'nin tarihidir. Kemalist Türkiye'den, üstelik bu senin yandaş medyan değil. Bak hangi gazete?
Peki hocam Kılıçdaroğlu kendi CHP tarihini bilmiyor mu acaba? İşte buna oturup bir CHP tarihini en sonunda... Yani teşhisi siz koymanız lazım. En sonunda ne yapacağım biliyor musun? Ne? En sonunda ya harbiden başımın gözümün sadakası diyeceğim. Otur koçum benim önüme diyeceğim. Tarihi anlatacağım ona, para da istemiyorum, bedava. Yani CHP tarihini Kılıçdaroğlu'na anlatayım. Ki söylemlerinde komik olmasın. Düşünsene Resul. Bizi izliyordur inşallah şu yani, anda. Yani, ya da ona ulaşanlar izliyor. Yani bari şu anki programdan öğrensin. Aynen öyle bak. Kemalciğim. Eleştirdiğin 1900... Hocam belki... Ya o danışmanlarını acil değiştirmesi gerek zaten de. Eleştirmiş olduğun 1940 Almanya'sının bak kankası kimmiş? Ben demiyorum vallahi, senin yayın organın Cumhuriyet diyor. Faşist Türkiye'den şey, Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam. Son, evet bak işte belgeli. Belgeli mi? Belgeli. Ama bir dakika ya. Burada İtalya diyor. Kılıçdaroğlu Almanya'yı kınıyor değil mi? Evet, evet. Yani burada haksızlık yapmayalım. Bir sonraki fotoğraf kardeşim. Ne oldu şimdi? Hangi gazete? Cumhuriyet. Evet. Diyor ki milli şefimizle Führer arasında samimi tebrikler. 1940'ları kınayanlar Hitler'le samimi tebrikler eden İnönü'yü de kınamaları gerekiyor. Kendi tarihini kınamadan el alemin tarihini kınama kardeşim. Senin babanın adı neydi Resul? Hacı Bekir. Hacı Bekir amcanın ellerini öpüyorum. Hacı Bekir amca bir bakkal dükkanı kurmuş, bir ortağı var. Şimdi Resul ortağını sayıp sövüyor o bakkalı kurdu diye. Resul o ortak o bakkalı tek başına kurmadı kardeşim. Evet. Bir de Hacı Bekir diye biri var. Hadi kına. Hadi kına. Önce Hacı Bekir amcayı kına ki bakkalı kınadığında samimi olasın. Bak İnönü senin kınadığın Hitler'le yani Führer'le samimi tebrikleşiyor. Bu arada Führer ne demek söyleyeyim mi? Bak orada diyor ki Führer. Ne demek hocam? Milli şefimizle Führer. Bak iki tane kavram var. Milli şef, Führer. Ne demek hocam Führer? Evet. Milli şef bir isim mi? Değil. Führer de bir isim değil. Değil. Orada gördüğümüz resimler Adolf Hitler'e ve İsmet İnönü'ye ait. Doğru mu? Evet. İsimleri orada geçmiyor ama. Şimdi. Ünvanlar mı hocam? Ünvanlar. Evet. Şimdi. İtalya faşist mi? Faşist. Benito Mussolini. Mussolini. Evet. İdarecisi. Diktatörü. Mussolini. Evet. Mussolini'nin lakabı Duce'dir. Duce. Evet. İtalyanca Duce. Almanca Führer. Türkçe milli şef demektir. Yani Führer kelimesinin aslında İtalyancası... Aslında ben de diktatörüm mü? Aynen öyle. Manası. Milli şeflik, diktatörlüktür zaten. Milli şef. Führer kelimesinin... Ama bunların partisi başkalarını yani... Bilmiyorlar. Erdoğan'ı diktatörlükle suçluyor. 2010 yılından beridir başta olan... Girmiş olduğu mahalli, idari, yerel, muhtarlık... Başkanlık, referandumlar, aklına ne geliyorsa Türkiye'de kardeşim. Evet. Aklına ne geliyorsa girdiği tüm seçimlerde hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, diktatörü ve baskıcı lideri hep başka yerlerde arıyor bu arada. Evet. Hep başka yerlerde arıyor. Devam edelim mi? Devam 40 edelim. Almanya'sının dostu kimmiş? Bak... 1936'da Almanya'da yapılan olimpiyat oyunlarına katılan Türk milli futbol takımı diplomatik saygı gereği Hitler'i Nazi selamıyla selamlayarak sahaya çıkar. Fotoğraf da burada. Şimdi fotoğraf arkadaşlarımız verdiğimizde... Montaj değil değil mi hocam? Ancak montaj. Evet. Ancak montaj oluyor. Montaj derler. Ya. Abi düşünebiliyor musun ya? Türk milli takımı... Göğüslerinde Türk bayrağı var. Ama hareketler ne? Hareketler. Tarih 1936. Kim var başta? Mustafa Kemal Atatürk. Hangi parti var? CHP. Nasıl bu CHP şimdi tutup da 1940 Almanya'sını kınayabiliyor? 1940 Almanya'sını kınıyorsan
Ki kınayabilirse hakkındır. Aslında bunu Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Evet. Bunları gösterir. Aynen öyle. 1940 Almanya'sını kınıyorsan ki kına. Kılıçdaroğlu'na şöyle sormak lazım. Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Harbiden değil. Yani harbiden şu fotoğrafların var olduğunun belki de bilmiyordur ha. Ya belki de bunlara haberdar değildir yani. Danışmanları ya Kemal Bey böyle konuştunuz ama anlattığınız gibi değil. Tarihimizde biz Nazileri saygıyla selamlamışız. Aynen öyle. Selamlamışız. Yani konuşmayı biat etmişiz. Biat etmiyor. Bir de biatlık var orada. Çok enteresan değil mi hocam ya? Çok enteresan hem de. Şimdi başkasını eleştiriyorsanız önce kendinizde o eleştirdiğiniz hata var mı yok mu ona bakacaksınız. Şimdi İsmail bir arkadaş bir mesaj çekmiş. CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit'i unutmayın hocam. İzmir'i Yunanistan'a bağlamaktan bahsetmiş diyor. Ne zaman? Bahsetmişti diyor. İsmail onun hakkında bir şey bulursa Ali Yiğit diye bir CHP milletvekili İzmir'i Yunanistan'a bağlamaktan bahsetmiş. Bulursak onda konuşalım. Şimdi sen CHP flamasını Resul. Evet. CHP flamasını, CHP armasını, CHP parti bayrağını Nazi bayrağıyla beraber görürsen belki üzülmezsin. Ama peki Türk bayrağı. Bizim bayrağımızla beraber görürsen üzülür müsün? Tabii ki üzülürüm. Hadi bir sonraki fotoğrafı görelim o zaman. Bu Önere. Resim var ya, bu Önere fotoğraf hocam. Var ya. Bak kimin resmi var ortada? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Ve burası İstanbul. Ve burada Türk bayrağıyla Nazilerin bayrağı yan yana. Ve ortalarında da Mustafa Kemal'in resmi var. Şimdi sen... Bayrağımız ne çekmişti mi? Ya ne çekti bayrağımız? Hakikaten doğru. Şimdi sen bu hakikatler gün ışığı gibi ortada duruyorken... Nasıl 1940 Almanya'sını kınıyorsun? Bak geçti mi 1940 Almanya'sıyla Recep Tayyip Erdoğan dönemini benzetti. Tayyip Erdoğan'a Nazi dedi. Tamam mı? Onları hiç anlatmıyorum bile. Kaldı ki Nazilerin başı Führer'dir. Führer de Türkçe milli şef demektir zaten. Evet. Yani bizim de Führer'imiz. Almanya'nın Führer'i Hitler'di. Bizim Führer'imiz İnönü'ydü. Führer, kelime anlamı milli şef İnönü'ydü. Sen komşunun Führer'ini bırak babacığım. Kendi Führer'ine gel. İnönü diyor ki senden aşağı kalır yanım mı var? Ben de bir Führer'im diyor. Bak sen kendi milli bayrağınla Nazi bayrağını yan yana koymuş ortaya da mıh gibi Atatürk'ün resmini çakmışsın. Genelde tam bayrağımızı da gösterebilirsiniz arkadaşlar. Yani tam şeyde gözükmüyor. Evet. Ekrana tam yansıtabilirsin. Şimdi, belki hani bayrağımız gözükmediği için ya. O bizim bayrak evet. Değil diyenler olabilir. Diyenler olabilir. Buyurun. Evet ya. Ekranda. Nazi işaretiyle değil mi? Şimdi logosu. Aynen. Buradan CHP'lilere. Buradan. Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenin. Hocam. Kemal bak bir. CHP'lilere hala ısrarla, inatla Vizontele'de bir sahne vardı. Seyrettin mi Vizontele'yi? Seyrettim. Orada bir sahne vardı. 40'lı yaşlarda bir abi şey takmış, gözlük takmış. Hı hı. Gözlükle yürürken keşke telif hakkı vermesek de o kısmı göstersek. CHP'liler bak nasıl davranıyorlar. Takmış gözlük, yürürken Yılmaz Erdoğan diyor ki o gözlük kimindir diyor. O diyor ki dedemden diyor babama kalmış. Babamdan bana kaldı diyor. İnşallah oğluma da benden kalacak diyor. Evet. Dededen torunlara gözlük kalmış ya. Aynen böyle bu mantıkla CHP'yi tutuyorlar. Evet. O yüzden CHP'lilere sesleniyorum. Aa bak işte bu. Bak bu. Yılmaz Erdoğan değil belediye başkanıymış. İşte bak bu hikaye. Evet. Şimdi diyor ki dedemden babama kaldı, babamdan bana kaldı, benden de oğluma kalacak diyor bu gözlük diyor. Bu mantıkla dededen babadan oğula toruna CHP'lilere sesleniyorum. Evet. Ve en son Kemal Kılıçdaroğlu sesleniyorum. Allah kitap aşkına 1940'taki Almanya kötü. 1940'taki Alman lideri ha tamam bak işte bu. Teşekkür ediyorum beni uyaran kardeşime.
güzel bir mesaj çekmiş ve bak CHP milletvekili Ali Yiğit kendisini Avrupalı gibi hissediyormuş. AB sürecinden kopmayalım. Gerekirse sadece İzmir girsin demiş. Yunanistan değil, Avrupa Birliği süreci. Evet. Bağlayalım dememiş İzmir ama diyor. İzmir girsin diyor. Yani İzmir'i Avrupa Birliği'ne... Türkiye'de ayırıyor ama. Türkiye girmesin, İzmir girsin evet. diyor. Ne diyelim kardeşim? Allah akıl fikir versin ama... Ne yiyip ne içiyorlar hocam? Son sözümü söyleyeyim ve diğer konuya geçelim. Değil mi geçelim evet. diğer konuya? Geçelim hocam. Şimdi... Çünkü konuşacağımız çok... CHP'lilere ve lideri Kılıçdaroğlu'na, parti meclis üyelerine... Bir şekilde CHP'ye oy verenlere sesleniyorum. 1940 Almanyası ve 1940 Almanyası'nın başındaki Hitler bu kadar kınanacak, bu kadar ötekileştirilecek, bu kadar lanetlenecek bir yapı ise 1940 Almanyası ve Hitler'i ile kanka olan, bu kadar samimi olan o günün CHP yönetimi hakkında düşünceniz nedir? Çok merak ediyorum. Bir ara bunu söylerseniz bana. Almanya kötü, Almanya ile kanka olan Türkiye, o aralar ne? Ben bunu merak ediyorum. Bir de merak ettiğim şeyi de sana da soruyorum kardeş. Ondan sonra Onur Baş'mış bu arada kardeşimin ismi. Beni uyaran kardeşim Onur Baş. Selam olsun Onur Baş'a. Evet. Tarih anlamında sıfır bilgiye sahip olan. İzmir'in AB'ye girmesi için uğraşan, Türkiye girmesin İzmir girsin diyen bir CHP var karşımızda. Çarşaf Resul. Çarşaf İslami bir sembol müdür? Semboldür. Deniz Baykal bu İslami sembole şey taktı mı rozet? Evet. Biz İslam ile barışıyoruz dedi mi? Evet. Ama hemen arkasında ne oldu? Çarşafı yırttılar. Çarşafı yırttılar. CHP İstanbul İl Başkanı. Ya İzmir'de hocam 15 Temmuz'da müezzin dövdüler ya. Aynen öyle. Şimdi adım adım gidiyoruz bak. CHP uzantısı çıktı yani. Ondan sonra da sorumu soracağım. Şimdi gördük. Domuz eti yediğini deklare eden bir yapı. Evet. Eşi il başkanı. İnandığınız Allah diye tweetler atan bir il başkanı. Ermeni soykırımını anıyorum diyen bir il başkanının. Ve işte ortada yani CHP ortada. Mal ortada. Mal ortada yani. Aynen. Konuştuğumuz mal ortada. Evet. Böyle bir CHP ile Saadet Partisi nasıl ittifak oluyor? Saadet Partisi ile CHP nasıl hemen hemen her gün haber bültenlerinde ortak oluyorlar? Bir birini ziyaret ediyor, bir diğeri diğerini ziyaret ediyor. Ortak deklarasyonlar. Nasıl oluyor bunun? Şöyle diyor, yani şöyle bir benzetme yapıyorlar hocam. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ecevit'le koalisyondu. Erbakan Hoca, evet. değil mi? Harekat öyle gerçekleşti. Zamanındaki ittifakları örnek göstererek, koalisyonları örnek göstererek biz de yapıyoruz. Ne var bunda? Diyor. Evet. 1974 tarihindeki koalisyonu Erbakan Hoca Ecevit'le Kıbrıs'taki EOK'ya ve Makaryos'a karşı yaptı. Yani Saadetlilerin gözündeki EOK ve Makaryos Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililer mi? Eğer evet derlerse büyük vebale girerler. AK Parti içinde namaz kılan, 5 vakit namaz kılan milyonlar var. Tarikatlar var, cemaatler var. Yani bu ülkede kadiriler var mı Resul? Evet. Nakşiler var mı? Var. Cerrahiler, rufailer, halvetiler var mı? Birçok tarikat var hocam. Tekkeler, bunlar iş yapıyorlar değil mi? Evet, evet. Saadet Partisi'nin oyu belli. 0,6. O halde bu tarikatlar başka bir parti oy veriyorlar. AK evet. Parti'ye. Onlar Makaryos mu? Onlara karşı mı ittifak yapıyor CHP ile? Yanlış yorumluyorlar. O zaman dışarıya karşı bir birliktelik vardı. Kıbrıs problemi ya, vardı. Hocam şöyle mesela ben de milli görüşçüyüm. Ben de öyleyim. Şöyle söyleyeyim. Saadet Partisi'ni hani gönülden de destek verdik zamanında.
AGD'den, MGV'de birçok alanda bulunduk. Ama ben CHP ile ittifak yapmasına gönlüm razı olmaz. HDP ile de yapıyor bu arada, sırf CHP ile yapmıyor. CHP ile yapıyorsa dolaylı olarak da HDP ile yapmış ittifakı. Neden? CHP'nin içerisinde HDP'yi, PKK'yı destekleyen isimler var. Bunlardan bir tanesi de Sezgin Tanrıkulu. Aynen öyle. Yani CHP ile ittifak demek dolaylı yoldan da HDP demek, PKK demek yani. Saadet Partisi gerçekten milli görüşü temsil ediyorsa milli olmalı. Evet. Milli duruşa sahip olduğu için ona göre hareket etmeli diye düşünüyorum yani. Ben Mustafa Kamalak gerçeğinden sonra Temel Karamollaoğlu partinin başına geçince bir parça ümitlenmiştim. Nihayet milli olacak diye. Yani Mustafa Kamalak gibi bir gerçekten sonra dedim ki Karamollaoğlu herhalde toparlayacak. İş daha da kötüye gitti. Neyse hocam, şimdi diyecek bir şey yok. Tarihimizin bilinmeyen kahramanları var. Siz kitapları diyecek bir söyleyecek şey yok. Misiniz? Hatırlatıyorum kitabı. Bu arada sevgili dostlar, Mihrabat Yayınları'ndan Hasan Basri Bilgin lütfetmiş bana Kızıl'dan Beyaz'a Ak Sultan Abdülhamit kitabını göndermiş. Üstün İnanç'ın yine Mihrabat Yayınları Yağmur Kan'la başladığı kitabını göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada son kitap Mihrabat Yayınları'ndan Zafer Bilgi, Kutlu Zafer Kutlu Lamare kitabı. Bu arada Zafer Bilgi'nin amcasının kızı benim erkek kardeşimin eşidir. Öyle mi? Yani benim yengem Zafer'in kuzeni olur, amcasının kızı olur. Selam söylüyoruz. Evet, buradan selamlar söylüyoruz. Şimdi, Zafer Bilgi'ye de sağ olsun, var olsun. Eyvallah. Şimdi hocam, kısa bir ara verelim. Aranın ardından biz tarihimizin bilinmeyen kahramanlarını konuşalım. Değerli izleyenler, çok önemli kahramanları ekrana getireceğiz. Ahmet hocam anlatacak ve biz de öğreneceğiz inşallah, ama kısa bir aradan sonra buradayız. Evet değerli izleyenler, saklanan tarihe kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Önemli konuya başlayacağız şimdi. Neyi konuşacağız değerli izleyenler? Hatırlar mısınız? Geçen haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı, tipsiz adam, ne dedi? Fahrettin Paşa'ya dil uzattı. Hırsızlıkla suçladı. Sonrasında Suudi Arabistan, biliyorsunuz İsrail'le şu anda kol kola. Amerika ile zaten, yani siz söyleyin, Amerika'nın kucağına oturmuş vaziyette. Suudi Arabistan'daysa Okaz gazetesi. Bu gazete kime yakın? Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakın ve onun kontrolünde olduğu bir gazete. Medine'yi İngilizlere karşı savunan çöl kaplanı Fahrettin Paşa'ya bunlar da dil uzattı ne yazık ki. Şöyle bir şey var değerli izleyenler, Ahmet hocamla da biz bunu konuştuk. Bizim kahramanlarımızı yani halk olarak bilmemiz için illa birisinin dil uzatması mı gerekiyor? Ben bunu Ahmet hocama soracağım ve Fahrettin Paşa'yı bize Ahmet hocam da tanıtacak. Hocam neler söylemek istersiniz? Birleşik Arap Emirlikleri, ardından da Suudi Arabistan. Evet. Fahrettin Paşa'ya dil uzatıyorlar. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, işte o Dubai'sinden Bahreyn'ine kadar prenslikler. O coğrafya yani. Amerika'nın tırnak içinde söylüyorum köpeği olan o Arap aşiretleri Fahrettin Paşa'ya dil uzatırlarsa bu Fahrettin Paşa'nın kahramanlığını ortaya koyar. Zira Fahrettin Paşa'ya dil uzatan, mukaddes emanetleri işgalden kurtarıp İstanbul'a, Topkapı Sarayı'na, padişahların has odasına koydurtan Fahrettin Paşa, bu adamların şehadetiyle söylüyorum ki bir kahramandır.
Peki kutsal emanetleri getirmeseydi kutsal emanetlerin durumu ne olacaktı? Hemen söylüyorum. İngilizler çalacaktı. Hemen söylüyorum, British Museum'da olacaktı. Yani İngilizler çalacaktı. Evet. Fahrettin Paşa emaneti getirdi. Çalınmasın buraya, diye. Evet. İstanbul'a Topkapı Sarayı'nın, üstelik Topkapı Sarayı'nda bir odaya konmadı. Bunu niye konuşmuyorlar? Bak Fahrettin Paşa götürmeseydi İngilizler elimizden alıp götüreceklerdi. Gayrimüslimler. Ama nasıl onu söyleyecekler? O havlarken bunlar... Hani tasmayı çıkarmak lazım. Boyunlarındaki tasmanın ipi Amerika'nın, Avrupa'nın, İngiltere'nin elinde. Nasıl şimdi kendi sahibini ısıracak? Evet. Bizi havlamak daha kolay. Evet. Dolayısıyla ben, diyor ya Mevlana, önce bakarım adama, adam mı diye... Sonra bakarım lafa laf mı diye. Şimdi ben bakıyorum Fahrettin Paşa gibi bir kahramana laf eden soytarılara, Avrupa'nın fino köpeklerine bakıyorum ve diyorum ki Fahrettin Paşa sen ne büyük adamsın. Ne büyük, ne büyük, ne büyük bir adamsın. Ama bir de şöyle bir hakikat var. Nedir hocam? Hani şerlerin ardından hayır vardır da bilemezsiniz diyor ya. Evet. Hakikaten de bu olay şer gibi görünüyor ama hayır çıktı ortasından, arkasından. Zira Türkiye gündemine en tepeden Cumhurbaşkanı'nın ağzından ve bütün kanallarda Fahrettin Paşa kimdir diye programlar yapıldı. Biz burada Fahrettin Paşa'yı daha evvel konuşmuştuk. Yani milli mücadele yıllarında ben Fahrettin Paşa'yı yarım saat anlatmıştım. Yılda 2015-16 falandı yani, bu kanalda ben bunu anlatmıştım. Şimdi... Fahrettin Paşa herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Evet. Dolayısıyla bu şer gibi görünen hadise Türkiye'nin gözünde bir kahramanı ortaya çıkarttı. Evet. Şimdi ben diyorum ki keşke birileri de Edirne kahramanı Şükrü Paşa'ya, keşke birileri Erzurum kahramanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya, keşke birileri Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'ya laf etse de, şu, bu finolarından biri yani, herhangi biri değil, Amerika'nın fino köpeklerinden biri bunlara laf etse de, ya kimmiş bu Şükrü, Cevat, efendim Gazi Osman diye haberler yapılsa evet. Ve tanınsa. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz illaki atalarımızı, cetlerimizi, her biri ümmet gökyüzünde sönmeyen bir yıldız gibi parlayan ve asılı duran bu cevherleri tanıtmak için illa bir hakarete mi ihtiyacımız var? Ukaz bir şey diyecek, efendim bilmem ne Zayed Elbin Nahyev, bunları mı bekleyeceğiz? Hayır efendim, bizler onlar olmaksızın da kahramanlarımızı anlatabiliriz. Bir örnek vereyim mi? Buyurun hocam, buyurun. Fahrettin Paşa diyor ki 70 gün sıfır yardımla, sıfır gıda tedarikiyle, hı hı, 70 gün Hicaz'ı koruyan o büyük adam, o Allah dostu, peygamber komşusu inşallah temennimizdir adam. Evet. Çekirge yediriyor ya askerlerine. Vay be. Çekirge yediriyor ya. Evet. Aynısını Edirne savunmasında Şükrü Paşa yaptırıyor, biliyor musun? Çekirge yedirmiyor ama diyorlar ki 40 gün savun. Bak Şükrü Paşa kimdir, nerede okumuştur, ne yapmıştır onları söylemiyorum. Fakir fukara bir adamdır. Babası ölmüştür, yetimdir. Orada burada harp okullarında yatılı okumuştur. Komutanları harçlık verirse öyle okumuş bir adamdır. Bu vatanın gerçek evlatlarından biridir. Hastır, has. Has Müslümandır. Şükrü Paşa'dan bahsediyorum. Diyorlar ki 40 gün bu Edirne'yi savun. 40 gün. 40 gün sonra yardım edeceğiz. Abi 155 gün savunuyor. 155 gün. 155 gün. 5 ay 5 gün demektir bu. Doğru değil mi hesap? Evet. Doğru yaptım. Evet. 5 ay 5 gün. 40 gün savun diye paşayı gönderdiler şeye, cepheye. 40 gün. İdare et, geliyoruz dediler. 155 gün kimse gelmedi ve 155 gün boyunca Edirne'yi bir avuç askerle korudu. Korurken erzak bitti. Önle ve arkayla bağ koptu. Askerlerine,
ağaç kabuklarını soymalarını, ağaç kabuklarının arkasındaki o lif var ya, ıslak lif. Evet. Onları emmelerini emretti. Emin, sakız gibi yapın, çiğneyin, yiyin, suyunu da için dedi. Ağaç kabuklarını, yani kabuk olarak katılık gelmesin aklına. Kabuğu soydun mu? İçindeki lif. İçindeki o lif. Evet. Islak lif. Hı hı. Onları yedirdi. 155 gün ve Edirne'yi savundu. 155. günün sonunda halife sıfatıyla Sultan Mehmet Reşat bir ona özel cephelere değil, direkt Şükrü Paşa'nın adına özel bir emir gönderdi. Teslim ol. Zira Bulgarlar ve onları destekleyen Yunanlar Edirne'ye bir zarar verebilirler. Yani seni aşarlarsa, Edirne'ye girerlerse Edirne'yi mahvederler. Selimiye'yi mahvederler. Anlaşma imzala, Edirne'ye bir zarar vermemeniz şartıyla de ve teslim ol dediler. Dedi padişah. Bunun üzerine Şükrü Paşa düşündü. Eğer dedi mağlup olursam burada Edirne'yi mahvedecekler. İşte Şükrü Paşa. Bir numaralı resim İsmail. Unuttum ben resmi. Sağ ol kardeşim. Büyük adam, büyük yiğit Şükrü Paşa anlaşma imzaladı ve teslim oldu. Vasiyetini söyleyeyim mi? Herkes de buradan duysun vasiyetini. Bu büyük adamın vasiyeti. Dedi ki askerlerine, askerlerim dinleyin beni. Eğer savunma hattım yarılmış, düşman arkamıza geçmiş, Edirne'yi almış, sonra ben ölmüşsem beni şehit saymayın. Sakın beni gömmeyin. Leşimi kurtlar kuşlar yesin. Etimi parça parça kopartsınlar. Ben ne şehadeti ne de bir mezarı hak etmedim. Beni gömmeyin. Ama yok, düşman önümde. Savunma hattını yaramadılar. Ve ben öyle şehit düşmüşsem bir maraşaldir bu. Ne diyor biliyor musun? Bir müşirdir. Ne diyor hocam? Lifim, sabunum ve kefenim çantamdadır. Gereğini yapın ve beni şehit olduğum yere gömün. Lifini, sabununu ve kefenini çantasında her yere götüren bir adamdır. Bu adam, Şükrü Paşa. Edirne'de nöbet tutuyordu bu adam. En az Fahrettin Paşa kadar kahramandır. Askerlerini çekirgeyip yiyin diyen Fahrettin Paşa'yı tanıyoruz ya. Hah, işte bu adamı da tanıyın. Bu kahraman yiğit, mekanı cennet, komşusu peygamber olan bu yiğit adam da askerlerine ağaç kabuklarını soyun, içindeki lifleri yiyin, aman ha teslim olmayın dedi. Bir adım geri atanı vururum dedi, alnından vururum dedi. Öleceksen bir adım ötede öl, geride ölme dedi, askerlerini sürdü. Ben de dedi ölürsem lifim, sabunum ve kefenim dedi çantamdadır. Bu adam. Bütün Türkiye bu adamı tanısın. Bütün Türkiye bu adamın resmini gönüllerine nakşettin. Nakşetsin. Edirne kahramanı. Kendisinden 40 gün savunması için Edirne verildi. 155 gün sıfır tedarikle, sıfır cephaneyle, sıfır erzakla 155 gün savundu. 155. günün sonunda padişah emretmeseydi daha da devam edecekti. Kılıcını aldı bunun Bulgar komutan. Teslim olduktan sonra Bulgar prens o kılıcı aldı ve dedi ki buna, senin gibi bir yiğitin kılıcını bu dünyada kimse alamaz. Buyur dedi. Bak Resul, kabzasını tutarak kardeşim kılıcı vermedi. İki elini tuttu kılıcı, bu şekilde verdi. Bu bir saygı gösterisidir. Ve Şükrü Paşa denilen bu kahramana bizzat Bulgar prensi kılıcını teslim etti. Senin gibi bir yiğidin kılıcı alınamaz dedi. Bunu tanımak için, bunu tanıyalım diye illaki birilerinin hakaret etmesi gerekiyor. Aslanlar gibi bir yiğit, ümmetin delikanlılarından, adamlarından biri Şükrü Paşa. Herkes tanısın bu adamın kim olduğunu bilsin. Hakaret ettikten sonra değil ama Resul. Etmeden evvel torunluğumuzu yapalım ve şu adamı gönlümüze kazıyalım. Ötesi var mı?
Hocam çok etkileyici. Eyvallah. Bir kahramanlık öyküsü anlatınca böyle yani araya giresim gelmiyor hocam. Eyvallah, eyvallah. Yani büyük bir kahraman olduğunu hissediyorsunuz. Yıllar adam sonra. Maraşal ya, adam paşa paşa. Bu ülke tarih, bak, tarih bu ülke, kitaplarımızda böyle anlatılmıyor hocam. Bu ülke daha düne kadar, daha düne kadar PKK'lı katillerin şehit ettiği 33 askerin şehit olduğu gün Antalya'da golf partisinde golf oynayan or generalleri, or amiralleri gördüm. Or amirale haber verilemedi. Şehidimiz var gel diye. İrtibat kopuk. Golf partisinde golf oynuyor. Biz golf oynayan or generalleri gördük. Bu da bir or general. Ya daha ilgincini söyleyeyim mi hocam? Asker ocağı nedir? Peygamber ocağıdır. O kadar şehit veriliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı var ya. Bu arada son dakika bilgisi var. Hemen evet. Ona gireyim hocam. ABD'ye YPG tepkisi. Çavuşoğlu Amerika'nın tarafını seçmesi gerekiyor dedi. Evet. Şimdi Amerika YPG'ye tarafını seçti o zaten. Hocam. Ya o, tarafını seçti zaten. Evet, tarafını evet. Seçti. Ben YPG'nin arkasındayım diyor. Aynen 30 öyle. Bin kişilik sınır gücü oluşturacağız vesaire diye bir açıklama yaptı. Şimdi hocam siz geçen programlarda şöyle söylemiştiniz. Güzel bir sözdü. Biz geriye dönersek onlar deliye döner. Evet. Şimdi biz geriye dönersek o kastettiğiniz anlam aslında şeydir yani biz eski gücümüze tekrar kavuşursak onlar deliye döner. Aynen manasındadır öyle. Bu. Mazimizi hatırlarsak. Mazimizi hatırlarsak yani tarihimizi hatırlarsak. Evet. Şimdi tarihimizi hatırlıyoruz, gücümüze kavuşuyoruz. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bize laf söylüyor. Çaposuzlar. Evet. Suudi Arabistan'da bir tane Okaz gazetesi Fahrettin Paşa'ya laf atıyor. Yani çeşitli yerlerden saldırılara maruz kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte Amerika. 15 Temmuz darbesinin arkasında. Fiilen arkasında yani. Tabii. İncirlik'ten de yönetti. Arkasında yani, değil ya. Düzenleyen o. Ya düzenleyen o. Desteklemedi. Ver şey yaptı. İhaleyi o yap. Şeye verdi. Taşeronu verdi. Taşeronu kimdi? FETÖ'ydü vesaire. Aynen. Şimdi yani bunlar hocam ne yazık ki bizim tarihimizi öğrenmemizi kesinlikle ve kesinlikle istemeyen insanlar, istemeyen güçler tarihimizi öğrenirsek biz ne diyeceğiz? Osmanlıyız. Ya biz Türk'üz. Pek başarılarla şanlıyız. Tabii. Evet. Başarılarla dolu şanlı bir tarihimiz var diyeceğiz. Evet. Ve moral ve motivasyonumuz bir anda yükselecek. Evet. Yükselince ne yapacağız? Daha çok çalışacağız. Aynen öyle. Daha çok güçleneceğiz. Aynen. O yüzden bizim tarihimizi bilmemizi istemiyorlar hocam. Bu değil. Yüzden de yaşanılan değil, yaşanılması planlanan, yaşandığı uydurulan tarihi bize anlatıyorlar. Cemil Meriç'in harika bir kitabı var. Çok güzel bir kitabı Bu Ülke. Bu ülkede diyor ki Haçlı ordularının bu ülkede kazandığı en son zafer tarih kitaplarıdır diyor. Evet. Resul, Haçlı ordularının bu ülkede kazandığı en son zafer Haçlı orduları şey tarih kitaplarıdır. Bunu söyleyen de Cemil Meriç'tir. Bak şimdi. Bir savaşa girdin. Bugün Türkiye'den bahsediyorum. Bir savaşa girdin. Savaştan çıktın ve galipsin. Bir meydan muharebesi. Gümbür gümbür bir savaş. Sonunda madalya aldın. Türkiye'de ne olursun? Gümbür gümbür gittin. Bir meydan muharebesini kazandın ve ülkeni galip ettin. Kahraman olursun değil mi kardeşim? Evet. Değil mi? Bir savaş yeter mi olmana? Şimdi yeter. Birazdan bir adam göreceksin. Adam. Google'a adam yaz, bunu mu demek istemiştin diyecek. Bir adam göreceksin, göbeğine kadar indirmiş madalyaları. Madalya koyacak, vücudunda yer kalmamış. Kimden mi bahsediyorum? Kimden? Abdülhamit Han'ın büyük komutanlarından biri, Erzurum kahramanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Bak şimdi ekrana geldiğinde. Birincisi anlattığınız Şükrü Paşa'ydı. O Şükrü Paşa. Evet şimdi. Bu Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Muhtar Paşa. Bambaşka bir coğrafya. Bilinmeyen kahramanlarımızdan. Edirne'den çıktım Erzurum'a gittim. Bak şu adamın karnındaki şey karnına kadar indirilmiş şeylere bakar mısın? Bu görmüş olduğun madalyaların bak üst üste de koyduğun madalyalar var.
Bu madalyaların her biri bir meydan muharebesinin sonucunda kazanılmış bir adamdır bu. Nasıl görünüyor? Aksesuar değil yani. Değil. Yani gitti gidiyor.com'dan almadı bunları. Evet. Bunları savaşarak, sürünerek, perişan olarak, aç kalarak, bizim pervasızca içtiğimiz çayın aylarca hayalini kurarak kazandı. Her biri bir savaşın sonucunda kazanılmış. Hatta ve hatta Almanya'yı da bir savaşta kurtarmış. Bu yüzden Almanlar tarafından da madalyaya maruz kalmış bir adamdır. Bak Almanların verdiği madalya haç biçiminde. Bak nerede? En altında. Evet. Göbek kısmında yani. Yukarıya Osmanlı madalyaları, alta da en basitlerini koymuş. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Erzurum'u korumak için. Hikayesini anlatayım. 1877 yılında Osmanlı ile Ruslar bir savaşa girdiler. Bu savaş 1877 yılında yapıldı Resul. Evet. Fakat Rumi olarak 1877 yılı Rumi takvimde 1293'e denk geliyor. Bu yüzden 1877 yılında yapılan bu savaş 93 savaşı Osmanlı-Rus harbi diye kitaplara geçmiştir. 93 Osmanlı-Rus harbinde Ruslar iki cepheden, bir batıdan Plevne üzerinden, iki doğuda Erzurum üzerinden Anadolu'ya saldırdılar. Evet. İki cepheden de Osmanlı'yı sıkıştırdılar. Osmanlı Devleti her iki cephede de harikalar yaptı. Şimdi yarattı demiyorum, yaratmak Allah'a mahsustur. Harikalar yaptı. İnanılmaz savunmalara imzalar attı. İnsanüstü hareketler yaptı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın emrinde bulunan bir tabya söyleyeyim mi? Evet. Tabya. Buyurun. 20. tabya. Hocam, Gazi Ahmet Paşa demişken, bu şeyde Pazartekke civarında bir tane cami var. Gazi Ahmet Paşa Camii. Biliyor musunuz bu camiyi? Bu komutandan mı geliyor ismi? Topkapı'ya giderken sağ tarafta hemen dönemeç değil mi? Evet. Ahmet Paşa. Gazi Ahmet Paşa Camii. Şimdi aynısından bahsediyoruz. Topkapı'ya giderken Topkapı sur içine giren yerin tam o şey benzin istasyonunun yanında bir tane cami var. Ahmet Paşa Camisi. O mu? Hocam Pazartekke'de tramvaydan indiniz. Tamam. Otel var. Otelinizi sola aldınız. Tamam. Düz devam ediyorsunuz. Caddeyi bitirince hemen karşıda büyük tarihi bir cami var. Gazi Ahmet Paşa Camii ismi. Pazartekke'de ama değil mi? Pazartekke'de. Tamam. O Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine ait Kürkçübaşı Ahmet Paşa. Kürkçübaşı Gazi Ahmet Paşa camisi o Kanuni devrine aittir. Bu paşadan. Bu değil. Bu Abdülhamit devrine ait. Evet. O Kanuni dönemine ait. Kürkçübaşı Ahmet diye Paşa. Söyledim yani. Eyvallah. Öğrenelim. Ben onunla alakalı program yaptığım için o caminin içini dışını her yerini iyi biliyorum. O güzel bir camidir. Çok güzel. 20. tabyada Aziziye diye bir tabya var. Evet. Aziziye. Aziziye tabyası. Evet. Aziziye tabyasında da bir kadın var. Evet. Hocam tabyayı da bir açabilir miyiz? Tabya yani düşmanların bilmeyenler olabilir. 20. tabyayı söylüyorum. Şimdi Erzurum'a gittin mi? Gittim hocam. Erzurum'un dört bir yanı tepeliklerle oluşmuş. Tepelikler ortada o. Ortasında Erzurum var. Evet. Her tarafına askeri birlikler koyuyorsun. Top bataryaları koyuyorsun. Şimdi aynen. Kara kuvvetlerindeki kıtalar kuvvetlerin top karşılığı tabyadır. Evet. Toplarla işte 5-10 topla müfriye top bataryalarıyla yani bataryalarıyla evet. Doldurduğun ve düşmanı toplarla beklediğin yere tabya adı veriliyor. Evet, bunlar savunma hatlarıdır. Mesela Çanakkale'de Aziziye, Mecidiye, Hamidiye, Ertuğrul tabyaları var. Mehmet Seyit Onbaşı Ertuğrul tabyasındaydı mesela. O Ertuğrul tabyasında. Evet. Bunun emrinde bulunan 20. tabyanın içindeki Aziziye tabyasında muhteşem bir kadın var. Kim hocam? Nene Hatun. Nene Hatun. Nene Hatun Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya bağlı bir birlikteydi.
Evet. Ve bu adamlar günlerce aç kaldılar. Günlerce susuz kaldılar. Şükrü Paşa gibi. Tabii. Bizimkiler hep aç kaldı. Ha bak işte bu Azizliye tabyasının iç kısmı. Ben bu yaz burada program çektim. Şu yukarılarda gezdim. Üst katlarda gezdim. İnanılmaz güzel manzarası vardır. Şimdi inşallah İsmail şeyi de bulur. Tabya'dan Erzurum. Tabyalardan Erzurum. Eğer bu tabyayı aşarsan, ben yansıtır hocam. Bu tabyayı aşarsan direkt Erzurum'a gidiyorsun. Evet. Hiçbir engelin kalmıyor. İşte böyle bir yeri Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya bağlı askeri birlikler ve Erzurum'un sivil halkı Nene Hatun diyor ki, diyorlar ki kadın daha lohusalık yeni bitmiş. Birkaç aylık evet bu da başka bir görüntü tabyanın içinden. Erzurum'da zaten şu tepelerin altı. Evet. Birkaç aylık bebeği var. Diyorlar ki senin beben var beben. Beben var ölme git hadi. Ne diyor biliyor musun? Benim bebem anasız büyür de devletsiz büyümez. Önce devlet. Evet. Ben şehit olabilirim diyor. Allah bak, onlardan razı olsun. Allah onlardan milyon kere razı olsun. Ben şehit olabilirim. Benim yavrum anasız büyüyebilir. Lohusa babasız bir yataktan kalkamıyor. Aynen öyle. Lohusalığı yeni bitmiş. Evet işte ya şu aşağısı Erzurum zaten. Evet. Lohusalığı yeni bitmiş. 2-3 aylık bebesi var. Süt çocuğu kundakta. Git diyorlar sen çocuğunun başında dur. Hı. Benim diyor evladım. Anasız durabilir ama devletsiz duramaz. Vatansız duramaz. Vatansız yaşayamaz. Önce vatan diyor, önce devlet. Ben ölsem ne ölmesem ne, Nene Hatun'a, bir kadına, yani aklı kısa, yok saçı uzun, aklı kısa, eksik eteğe. Yani bizim hakir gördüğümüz kadınlara mahsus o kadın diyor ki, önce devlet, önce vatan, ben ölebilirim ama çocuğuma devlet lazım diyor. Ötesi var mı Resul? Bu adamların, bu kadınların ayaklarının altı milyon kere öpülmeyi hak etmiyor mu? Hak ediyor. Elleri değil kardeşim. Ayakları. Yüzleri değil. Ayakları. Nene Hatun. Bak bu güzel kadın işte. Tabii bu Cumhuriyet zamanında çekilen bir fotoğraf. Evet. Nene bunun ismi. 20. Tabya'daki o savaşı da 20'li yaşlardaymış. 22-23 yaşındaymış bu lafları ettiğinde. Sonra Erzurum kutlamalarında Nene Hatun'u almışlar, oraya götürmüşler. Kutlamalardan bir görüntüdür bu Nene Hatun görüntüsü. Evet, arkasındaki zaten zevat. Nene Hatun mekanı cennet olsun. Bana adamlığı, erkekliği, yiğitliği, mertliği öğretiyor bu kadın. Bu kadın devletin ne demek olduğunu ben işte bundan öğreniyorum. Ötesi yok. Yani benim kahramanlarım milyon tane ve hiçbirinin de adı Hans değil, John değil, Robert değil. Bazılarının kahramanları bir tane. Bazılarının kahramanı evet işte. Bir bak tane. 1952'deymiş bu. Tarihimizde nice kahramanlar var değil mi hocam? Metrekareye bir tane kardeşim. Her metrekareye yani bir tane. Tarihteki kahramanlığı bir kişiye indirgememek lazım. O var ya, acayip bir cahillik. Bak ben Ahmet Muhtar'dan bahsederken kimden bahsediyorum? Cephenin tek kahramanı yok. Ahmet Muhtar değil tek kahraman. Bak kimden bahsediyorum? Bir kadından bahsediyorum. Nene Hatun. Okuması yok, yazması yok. Bir örnek vereyim sonra sen diyeceğini söyle. Hocam Ahmet Ercan, profesör doktor. Okuması, yazması olmayanlarla ilgili. Evet. Geçenlerde bir söz etti. 2 gün önceydi zannedersem. Eğer arkadaşlar o sözü bulabilirlerse Ahmet Ercan'ın sözünü. Yani durumu olmayan insanları, yani okuma yazma bilmeyen, böyle hani ilkokul mezunu olan insanlarımızı, evet, milletimizi ve değerlerini resmen aşağıladı hocam. Nene Hatun da okuma yazma bilmiyordu. Değil evet. Mi? Değil mi? Ama nasıl bir kahraman? Ya Kur'an-ı Kerim nasıl güzel bir kitap değil mi? Evet. Nasıl her çağa hitap ediyor. Kitap yüklü eşeklerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Evet.
Kitap yüklü merkepler diyor. Hani eşeklerde kitap taşır ama şimdi ne taşıdığını bilmezler ya. Şöyle bir söz vardır ya hocam, profesör olmuşsun da adam olamamışsın. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Bu söz tam aynen öyle. Bu arada kimi oy verdiğini bilemez falan diyor. Bu arada gün başlıyoruz sunan Ahmet Keser abim de madara etti o adamı. Ben şeyden de izledim. Şu hocam görüyorsunuz. Nene Hatun'un evlatlarına söylenmiş bir sözdür bu. Tam ekran yapsın İsmail. Tam ben çünkü yapayım. Engelliyorum şeyi. Yoksul kime oy vereceğini bilmez. Yoksul bir insan geçim sıkıntısı olduğu için eğitimi yoktur. Kime oy vereceğini bilmez yoksul insan diyor. Hayat görüşü, yaşam görüşü oldukça dardır. Savaşta bunlar ölürler. Ya açlıktan ölürler bu insanlar ya da savaşta ölürler. Evet. Şimdi bu Ahmet Arcan'a sormak lazım. Yani çocuğu var mı yok mu? Yoksul insanların çocukları nerelerde? Dağlarda terörist avlıyorlar değil mi? Evet. Bunun çocuğu nerede? Soruyorum hocam. Ya ben... Sinirleniyorsunuz galiba. Küfreteceğim, başka yolu yok. Yani küfretmem lazım. Küfretmeden hani... Neden duygularınızı alayım ben? Neden biliyor musun? O boynuna taktığı gavur alametiyle kendisini adam zannediyor. Entel. Yani entel o kelebek, o papyondaki kelebek neye konmuş? Bir tane daha vardı. Böyle papyonlu hatırlar mısınız? Onu da hatırlamaz mıyım? Celal Şengör. Bak şimdi, bir laf vardır ya hani bir şeye konmuş kelebek gibi. Evet. Bak neye konmuş o kelebek? İşte kocaman duruyor işte yani. Gitmiş profesörün boğazına konmuş. Cehaletin bu kadarı ancak okuyarak olur. Ancak okuyarak. Ne diyelim başka hocam? Bir şey diyemiyorum. Ben Allah ıslah eylesin yani. Biz böyle dua edelim de yine kötü söz söylemeyelim. Yani şu çok kötü bir lafa bak. Alttaki var ya bütün direnci kırıyor işte. Vatana ihanetle eşdeğerdir bu söz. İşte ben bunu görünce sinirlendim. Yani bunu gördüm daha önceden de tekrar gözümün önüne gelince açıkçası bu nasıl prof böyle demiş. Şehit olma gazıyla PKK'ya karşı ölürler. Bir kere bu geri zekalı şehit olanın ölmediğini bilmiyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüdür demeyin. Onlar diri dirler ama siz göremezsiniz diyor Allah-u Teala. Evet. Allah yolunda öldürülenlere ölü demek için de çok Necip Fazıl'ın tabirini kullanacağım. İleri derecede geri zekalı olmak lazım. Ama geri zekalının bu kadar değil yani. İleri derecede geri zekalı olman lazım. Ki bu lafı edebilirsin. Bu milletin manevi değerleriyle, bu milletin milli değerleriyle, bu milletin şehadet duygusuyla oynamayacaksın. Oynarsan da safını belli edeceksin. O bilmem neye konmuş kelebek misali duran papyonuyla beraber al, defol hangi ülkede yaşamak istiyorsun yaşa. Ama bu ülke Müslümanların, bu ülke fakirlerin ve bu ülke şehit olmak gazı ile değil, duygusu ile savaşan Anadolu halkının ülkesidir. Bu ülke bizimdir. Millete o kadar azlar ki yazık yazık. O kadar azlar ki bunlar. Bitiyorlar. Sefilliklerinde boğuluyorlar. Nesilleri tükeniyor. Nesilleri tükeniyor. Bunlar var ya. Evet. Bu sefil acizler var ya. Bu garipler demeyeceğim. Bu yaratıklar, bu ucubeler var ya. 1933 yılını özlüyorlar. 5 yıldızlı otellerin balo salonlarında 10. yıl marşlarını okuyarak, şampanya yudumlayarak medeni olduklarını zannediyorlar. Halbuki abe gerizekalılar, bu ülkenin 10. yılı 33 demektir. Gericiliğin kralını yapıyorlar. Bunlar gerici, bunlar yobaz, bunlar kendilerinden başkalarına hayat hakkı vermiyorlar. Düşünsene kardeşim, Allah korusun AK Parti düşsün iktidardan. Allah korusun bunları temsil eden düşünce gelsin bu ülkeye iktidara. Nasıl davranırlar bu ülkedeki fakir fukaraya? İmam Hatip mezunuyum hocam. Ben çok iyi biliyorum o günleri. Yazık. Evet. Hocam kaç kahramanımız kaldı? Say bitmez. Haftaya devam etmemiz lazım. Haftaya devam edelim. Yani çok önemli. Ben çok kızıyorum Kılıçdaroğlu'na. Sistemlerimi buradan bildirebilir miyim? Çok kısa bildirin hocam. Kemal Kılıçdaroğlu aşk olsun sana.
Yapma, gözünü seveyim. Burada program yapmaya çalışıyoruz. Burada bir konsept belirliyoruz. Burada konular belirliyoruz. Zamanımızı boş yere harcıyoruz. Zamanımızı yiyorsun. Yapma. Yapma. Ne olur. Günah yapma. Yani. O kadar yani, elektrik yakılıyor. Hakikaten. En parası veriliyor. Sana cevap vereceğiz. O kadar gereksiz laflar yapıyor ki. Ya biz burada onunla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden yapma da sus. Bir sus. Bir haftaya sus. Düzeltmek zorunda kalmayalım da. Şunu sadece bitireyim. Onlar değil ki hocam. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Hakikaten. Bir susun da. Bir susun. Bir susun biz, da biz evet. Gerçek tarihimizi konuşalım. Evet, tarihimizi konuşalım. Bize lütfen fırsat verin. Çenenizi kapatın diyelim. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür kardeşim. Ederiz. Eyvallah. Önümüzdeki, haftaya devam inşallah. Evet, haftaya devam inşallah. Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta inşallah tarihimizin bilinmeyen kahramanlarını anlatmaya devam edeceğiz. Allah'tan bir mani olmazsa, farklı bir gündem olmazsa inşallah. Bir de susarsa Kılıçdaroğlu. Evet, yani Kılıçdaroğlu bir de susarsa, gaf yapmazsa, gafını ortaya çıkardık. Belgelerle. Eyvallah. Ahmet Hocam ortaya çıkardı. Evet, saklanan tarihinde sonuna geldik değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta pazartesi saat 20.45'te Allah'ın izniyle biz burada olacağız. Sizi de saat 20.45'te bu ekrana, Akit TV ekranına bekleriz. Yayında ve yapımda emeği geçen. Bu arada kapatmadan hocam şunu söyleyeyim. Sosyal medyadan yazanlar oldu. Ben gördüm, okudum. Konu bölünmesin diye mesajlarınızı iletemedim. Önümüzdeki hafta fırsat olursa ileteceğim inşallah. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hayırlı akşamlar diliyorum. Akit TV'de kalın. Allah'a emanet olun.